basına ve kamuoyuna. 30 yıldır soruyoruz. Abdülvahap Ateş nerede? 1005. haftamızda AYM kararlarını uygulamakta direnen iktidarın makul olmayan, orantısız ve baskıcı kararları sonucunda Galatasaray Meydanı yerine polis bariyerlerinin önündeyiz. Hiç şüphe yok ki kontrolsüz, denetim dışı bir yetki kullanımı ile karşı karşıyayız. Hak ve özgürlüklerimizin tamamen keyfi biçimde ihlali ile karşı karşıyayız. Hukuk devleti ilkesinin yok sayılması ile karşı karşıyayız. 1005. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. İnsan haklarına saygı, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması hukuk devletinin varlığıyla mümkündür. İnsan haklarına erişimin olmadığı bir durumda hukuk devletinden söz edilemez. 1005. haftamızda kayıplarımızın akıbetlerinin nasıl bile isteye karanlıkta bırakıldığı, fail ve sorumluların nasıl korunup kollandığına dair bir örnek olarak Abdülvahap Ateş dosyası ile kamuoyu karşısındayız. 14 Haziran 1994 sabahı askerler Mardin Kızıltepe Kırkkuyu köyünde baskın düzenledi. Köyde yaşayan Ateş ailesinin evi ablukaya alındı. Askerler evde bulunan Abdülvahap'ı yalın ayak bahçede bulunan ağabeyi Abdurrahim'in yanına getirdi. İki kardeşi şiddetli bir biçimde darp ederek köyün dışına götürdü. Burada yüzüstü yere yatırıp işkenceyle sorguladı. Askerler bir süre sonra ağır yaralı av olan ağabeyi koma halinde yerde bırakıp Abdülvahap Ateş'i yanlarında götürdü. Olaydan 3 gün sonra Kızıltepe civarında bir çatışma olduğu ve iki örgüt mensubunun öldürüldüğü haberleri duyuldu. Ancak jandarma eşliğinde öldürülen kişileri traktörde taşıyan Katarlı köyü muhtarı ve defin işlemini yapan mezarlık görevlisi öldürülen kişilerin üzerinde günlük giysiler bulunan sivil insanlar olduğunu belirtiyordu. Ailesi tüm çabalarına rağmen Abdülvahap'ı bu kişilerden biri olup olmadığını öğrenemedi. 24 yaşındaki köy bekçisi Abdülvahap Ateş'ten bir daha haber alınamadı. Hatice Ateş, 24 Haziran 1994 tarihinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak oğlu Abdülvahap Ateş'in evlerinden askerler tarafından alındığını ve bir daha oğlundan haber alamadığını beyan etti. Bunun üzerine savcılık 1994'de 610 nolu dosya üzerinden soruşturma başlattı ve araştırma yapılması için ilçe jandarma komutanlığına müzekkere yazıldı. Kızıltepe ilçesi jandarma komutanlığının 24 Haziran 1994 tarih ve Yüzbaşı Atilla Uğur imzalı cevabında bugüne kadar hiç kimsenin baskın yapılarak alınıp komutanlıkta tutulmadığı yazıldı. Soruşturmada hiçbir ilerleme sağlanamadı. Dosya 19 yıl adliyenin raflarında bekletildi. 2013 yılında ailelerin ve İHAD Mardin Şubesi'nin ısrarlı çalışmaları sonunda Kızıltepe bünyesinde gerçekleşen faili meçhul cinayetler ve zorla kaybetmelere ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Abdülvahap Ateş'in de içinde olduğu 22 kişiyle ilgili dosyalar 2013'e 464 nolu yeni soruşturma dosyasında birleştirildi. 2014 yılında savcılık iddianamesinin kabul edilmesiyle emekli albay Hasan Atilla Uğur, dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu, Jandarma Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, Başçavuş Ünal Alkan ve köy korucuları Abdurrahman Kura, Mehmet Emin Kura, Ramazan Çetin, Mehmet Salit Kılıç Aslan ile İsmet Kandemir hakkında silahlı örgüt kurmak veya yönetmek, silahlı örgüte üye olmak ve tasarlayarak öldürmek suçlarından dava açıldı. 5 yıl süren davanın 9 Eylül 2019 tarihli karar duruşmasında mahkeme heyeti tanıklara, belge ve delillere rağmen sanıkların beraatine karar verdi. İstiraf başvurusunu inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi
avukatların duruşmalı inceleme talebini dikkate almadı. 14 Temmuz 2021 tarihinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat ve düşme kararının verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle onaylayarak istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ateş ailesi 30 yıldır evlatlarının başına gelenlere öğrenemedi. Adaletin sağlanması talepleri karşılanmadı. Hakikatin üzerine yargı yoluyla örtüldü. Kaç yıl geçerse geçsin, Abdülvahap Ateş için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, gözaltında kayıplara karşı komisyon. Sevgili arkadaşlar, Abdülvahap'ın ailesinin mektubunu da Sebla arkadaşımız okuyacak. Ben 30 yıl önce Kızıltepe Kırkkuyu köyünde gözaltına alınarak kaybedilen Abdülvahap Ateş'in kardeşiyim. Kardeşim 14 Haziran 1994 tarihinde jandarma ve köy korucuları tarafından gündüz gözüyle evimize yapılan baskında gözaltına alındı. O günden beri kardeşimize dair herhangi bir haber alamadık. Kardeşimiz yaşıyor mu, ölü mü bilmiyoruz. En azından onun bir mezarı olmasını istiyoruz. Kardeşimi her yerde aradık. Suç duyurularında bulunduk. Dava açtık. Her şeyi yaptık. Ancak onun nerede olduğunu öğrenemedik. 30 yıldır kardeşimin bulunduğu yerin tespit edilmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz. Bize bu acıları yaşatanlar korunmasın, yargılanıp cezalandırılsın istiyoruz. Ailesi olarak Abdülvahap'ı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. En azından onun bir mezarı olması için arayışımızı sürdüreceğiz. Henüz 24 yaşındayken bizlerden kopartılan kardeşimizin başına neler geldiğini bilmek, onu bulmak, annemizin 30 yıldır hiç azalmayan acısını hafifletmek istiyoruz. Biz kayıp yakınları nerede olursak olalım, Galatasaray bizim de kayıplarımızın fotoğraflarının taşındığı, adlarının anıldığı yerdir. Değerli cumartesi anneleri, bizim de kalbimiz her cumartesi sizlerle birlikte Galatasaray'dadır. Ömer Ateş. Haftaya yine Galatasaray'dayız. Abdülvahap Ateş için. Tüm kayıplarımız için.